vazgeçmem halayla. Yakın doğudan gelmişim, yüzümü batıya dönmüşüm. Ne özümden ne anamdan vazgeçmem halayla. Yakın doğudan gelmişim, yüzümü batıya dönmüşüm. Ne özümden bu ne anamdan vazgeçmem halayla. İstanbul'u biz de geldik analı. You're trying to win. Pasta enfes. Nerenin mutfağı bu? Bon appétit. Nublu'nun memleketi Belarus. Ellerine sağlık Nublu'cum, şahane. Teşekkür ederim Ece Hanım. Ah, can you speak Turkish? Çok az. Annem Türkçe öğretmeni, öğretir sana. İzmir'den her gün arar, tele eğitim yaparız artık. Yani anlıyorum ama konuşamıyorum. Puffy gibi. O da her şeyi anlar ama konuşamaz. Konuştu işte. Eğitimli mi Puffy? Tabii, diploması bile var. Bakın. Puffy, gel oğlum. İç kere için. Geç gelin. Harika. Puffy'ye bizim barınaktan bir eş bulalım. Frank değil mi bu? Nasıl? Sinatra yahu. Frank Sinatra değil mi çalan? Ha, evet, sever misiniz? Aa, tanışırım New York'tan. Hadi Vildan, kalk bakalım. Aa, ne demek o öyle? Katiyen olmaz. Zengin kalkışı yapalım ha. Madem zenginiz, hakkını verelim değil mi? Hadi hop diye kalkalım. Hadi hop. Şakasın sen Kadim. Hadi hadi. Siz de lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen Kamran. Siştim ben liberalikten. Omzunu dedim, acı ne? Omzunu! Belki derdime bak hali. Allah'ın hakkı var, ezan attın mı acı? Topuyu vur, topuyu. Daha iyi. Hey! 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 Gel de kalk, kalk. Gel, gel, hala yap, gel. Gel de, bak. Bu ne? O anı... Ana şunun sazını kısmırdım. Muteye al, muteye. Anne ne olmuş Allah aşkına? Sen neye ağlıyorsun? Eğlence programıdır. Ben diğer kanaldakine ağlıyorum. Vallahi 38 yıllık anamdır. Hala beni hayrata düşürüyor ya. Bunlar burada eğlenirken diğer tarafta kızın hızına geçiyorlar. Kırdır anne. Sen kızın ötesi olmuşsun. Ya bu kanaldan öbür kanalı nasıl görüyorsun Allah aşkına? Kalp gözüdür. Vallahi aynı anda değillerdir Sidar ana, merak etme. Yoksa orada kızın hızına geçerlerken niye hala çeksin insanlar? Ay bele. Midyata bir yönetmen gelmişti, ben arkadaş olmuştum. O da öyle diyordu. Bu filmlerin iç gün, dış günleri varmış. Hepsi farklı günlerde çekiliyor. İç günlerde. Beni eleleşmeyin ulan! Cüneyt! Şuna bakayım saat kaçtır? Türkiye saatiyle... Türkiye saatinden bize nasıl olur? Biz Türkiye saatini sormuyoruz ki, biz alası. Biz Colorado'yu merak ediyoruz. Hey, saat kaç? Ulan! 10 durağım. Meydan! Aç bakayım diğer tarafı. Şimdi saat kaçtır? 10'dur. Beni kandıracaklar. Gördün mü? Aynıdır işte saat. Allah Sidar anam doğru söylüyor. Tamam alamına. Ben anamdan ne bekliyorum ki karımdan onu bekleyeyim? Ulan bond yayındır, bond.
Belki çekmişler 10 yıl evvel, biz şimdi izliyoruz le. Fakat canlı yayın da var canım. Misal haberler. Orada her şey aynı anda orada. Nasıl biz burada böyleyiz, onlar da orada öyle. Ne alakası var? Daha geçen gün dedi başbakanı, çıktı gündüzdü. Fakat akşam haberiydi, bura karanlıktı. O vakit canlının içine bant sokuyorlar işte demek. Ulan hangi canlı içine bant sokulmasına izin verir? Ey, bandın içine niye canlı sokmuyorlar o vakit? Ben onu yönetmen arkadaşıma bir sorayım. De haydi sus Merdalo. Bu kimdir ulan, he? Doktordur. Ay, vallahi ağzımdan kaçmış ha. Hay senin ağzına oturayım Rukiye. Gel kapıya çabuk. Kolay incediye de kopsuna. Kim inceliyor? Kim kopuyor ulan? Kim hastadı? Cüneyt sensin. Merdo sensin. Rukiye sensin. Hasta kim? Hoş gelmişsin doktor oğlum. Sefalar getirmişsin. Hayırlı akşamlar. Hayırdır doktor? He? Sen bu aileye bir erkek torun getir diye seni hocaya götürmüşüz olmamış. Muska yazdırmışız olmamış. Vallahi büyü yaptırmışız tutmamış. Bir urmantik ortam hazırlamışız, sende tık yok. Vallahi biz de bilime başvuralım dedik. Tıpçuk ilerlemiş o. Yahu kardeşim size nasıl benim özel hayatımda beni işimle anın, işimle anın ya. Ben 27 tane benzin istasyonu yapmışım. 12 tane AVM yapmışım. 10. kata bahçe olur mu demişler. Ben yapmışım olmuş. Canım, my resortlarım var benim. Ne istiyorsunuz benim cinsel hayatımdan? Sebebim olmayın ulan. Koş ya şeker erimik kal, koş. Ne baba? Doktor, bana son arzunu söyle ha. Öyle eldeki bir şeyden olsun ha. Mumbar, içlik köfte bunlardan olsun, zor olmaz. Vallahi bravo, bu yaşta bu kadar hareket. Sırrı haftada 3 gün golf. Aa, Kadimciğim, Kamuran Bey'i de alsanıza golf timinize. Olabilir tabii. Bizim Kaya da gelir, çilingir sofrası kurarız. Çilingir Kaya. Çilingir. Seviyorum biyoloji şakalarını. Yani haddiliyle kelime oyunlarıdır. Ben haddili kullanmam. Yani anlıyorum ama konuşmuyorum. Yani karşı değilim şüphesiz ama belli bir mesafem var. Yani seviyeyi ve tarzı korumak lazım ha. Çok prensiplidir Kadim Bey. Benim İzmir'den golfe gelmem biraz zor olur tabii. Doğru. Size goji tavsiye ederim Kamuran Bey. Nasıl? Goji. Çok teşekkür ederim. Biraz yaban mersini tohumu, biraz çam ağacı sapı, biraz da ıhlamur tortusu. Bunları karıştırıp güzelce bir kür yapıyorsunuz. Müthiş bir zindelik bir zindelik. Yoga ve pilates de çok işe yarıyor baba. Enerjini boşaltıyor ve iyi enerjiler aktarıyorsun evrene. Evet, doğru söylüyor Ece. Fırat çok parlak bir delikanlı. Doktorluğundan belli değil mi canım? Evet, evet. Bütün sosyetenin estetiğini Fırat yapmış. Araştırdım, öğrendim. Ece de memleketin en iyilerinden. Estağfurullah. Tevazu yapma yahu. Seansın senin kadar yüksek kaç tane psikiyatrist var? Pahalı olan iyidir. İyi olan pahalıdır. Bu kadar basit. Hanımefendiler, beyefendiler. İşte yılın çifti. What a wonderful couple you are. Ay bravo. Açıkçası bugün tanışmaya gelirken tereddüt ediyordum biraz. Yani bizim zamanımızda öyle beraber yaşamak falan da yoktu. Fakat artık içim rahat. Canım babam benim. Kamuran Beyciğim, Kadimciğimle biz de çocuk yapmaya karar verdiğimiz zaman evlendik. En doğrusu bu. Öbür türlüsü tamamen formaliteden ibaret oluyor. Biz de Fırat'ın ailesiyle münasip bir zamanda tanışmak isteriz, öyle değil mi aile? Evet, evet yahu. Çok memnun oluruz tabii Fırat'cığım. Açıkçası biz de 40 yılda bir görüşebiliyoruz. Ben 18 yıl önce ayrılıp Amerika'ya gidince... Aile nerede ikamet ediyor şimdi? Babam Suudi Arabistan'da, annem ve abim Mardin'de. Mardin. Bayılıyorum oradaki otantizme. O şahmaranlar, o el işi telkariler. Müthiş oryantalist. Mardin, Mezopotamya'nın boylu boyunca uzandığı, güneşin bir başka doğduğu, sıcağın çocukların yüzünü yaktığı, anaların memleket gibi olduğu, dillerin ve dinlerin kardeş şehri Mardin'deyiz. İsterseniz bu yöredeki aşiret düzeni ve feodal yapıya
bir göz atalım. Bak doktor efendi, konuşmama hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey ileride vücudunda bir delik olarak sana geri dönebilir. Avukat tutma hakkına da sahipsin. Ben onu tutmuşum, Merdan da senin avukatıdır. Oğlu da mübaşirdir. Tamam. Şimdi de bakayım bana. Ne testi yapmışsın lan Sakarya? He? Gerekli olan tüm testleri. Sorun Rukiye Hanım'da değil. Doktor çok gençti. Sorun Rukiye Hanım'da değil. Yemin et ulan. He? Kur'an adı hakkı için sorun sendedir ağam da. Ya Kur'an adı hakkı için. Ben 40 yıl düşünsem bir insanın ölmeden önceki son sözünün sorun sendedir ağam olduğunu düşünemezdim ya. Düşünebilir miyim? Düşünemezsin. Çataşat bola doktora. Sen de git test ol. Ya anne ne diyorsun ya? Sen inanıyorsun buna. Baksana Kur'an'a yemin edemiyor ya. Yalancıdır bu ya. Sen ne demeye getiriyorsun ha? Doktor efendi sen ne demeye getiriyorsun ulan? Şimana bak, sana ulen diyorum. Sonra gidip doktorlar odasını ayağa kaldırıp, sonra vay efendim bize laf etti, vay doktorları aşağıladı, vay doktorlara onu dedi, bunu dedi, zırttır, tırttır deme. Sadece sana söylüyorum, tamam? Bak, bana bak. Ben ki Derek Van aşiretinin son ağasıyım. Ben ki can ağayım. Sana mı kalmışım ulan? Bizim soyumuz belki var. Kaç yıldı ya anne? 500. 540 yıl evveline dayan. Sen ki beni test edecekmiş. Ey Hipokrat! Benim asil kanımın tek bir damlasını bile alamazsın. Ne senin o tüplerine bir damla kan veririm, ne de senin o tahlil kutularına işe. Helal olsun ağam. Vallahi çok mert adamdır benim ağam. Ha vallahi öyledir. De haydi şimdi gidiyorsun. Çık git hayatımızdan de haydi. Bir anayla oğlun dramıdır. Senin o bilmin çare olmaz buna. Haydi. Merdan ben ne kadar bir güzel laf ettim ya. Bunu tweet at ha. Hemen al. Bu kesit tweetidir. Ay vay velet. Ay benim bahtsız kaderim, ay benim günahım neydi ya Rabbim? Benim oğlum bitmiş, benim oğlum gitmiş, benim oğlum ölmüş. Ya ya da besle, bir sus valla bir duyan olacak ya. Ulan kim bitmiş, neyin bitmiş? Valla hangi çılgın benim erkekliğime dil uzatacakmış şaşarım. Valla yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Evelallah bir ordu adamı cebimden çıkartırım ya. De hadi çıkar o zaman. Bu nedir ulan? Kamasutra. Taoji. Japon. Seks yöntem. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Anne sen ne yapıyorsun bununla? Ya ben ne yapacağım? Allah Allah. Bunları hele biraz dene. Bunlarla çocuk oluyormuş öyle diyorlar. Kim diyor? Cinek. Ha. Yenge hani beni söylemeyecektin? Mıy. Vallahi ağzımdan kaçtı. Ulan Cüneyt. Ulan Cüneyt vallahi benim sebebim olacaksın. Abele gideydim. Fark etmez. Her canlı ölümü tadacaktır Cüneyt. Her kişi niyetine. Bismillah. Ah Kamran, sizi tanıdığıma çok sevindim. Bir mukabele kadim bey. Siz de öyle Ayla. Yarın akşam kızımız Lal dönüyor, Orta Doğu gezisinden yemek veriyoruz. Sizleri de mutlaka bekliyoruz. Aa geliriz tabii, gideriz değil mi Fıran? Tabii hayatım, geliriz mutlaka. Biz de çok gelmek isterdik ama İzmir'e döneceğiz. Ah. Mecburen. Öğrencilerim beni bekler okulda. E siz de mi çıkıyorsunuz anne? Aa kalsaydınız Ayla Hanım. Ay, yok artık yani, aşıkların yanında. Yerimiz çok rahat, otelimiz çok güzel. Öyleyse hadi bakalım, arrivederci. Kadimciğim, aa. Benim kıyafetleri daima Vildan alır. Zengin dursun diye de hep bol alır. Ha ondan. Ben de böyle moda trendi falan zannettim. Böyle papyon falan. Büyüyünce giyer diye alıyorum. Büyümüyor. Aksine daha da çektim. Ufaldım sanki. Ha? Çekinmeyiz biz de gülün canım.
İnsanın kendi mizahını yapabilmesi önemlidir. Ben kendimle barışık bir insanım. Hadi bakalım o zaman. Barışık geceler. Peace at home, peace at the world. Tamam, oturun. Hadi bakalım. Gel kızım, gel. Her şey için çok. Sen mi verdin lan bu arama? He? Sen mi verdin bunu arama? Sen bunu nereden bulmuşsun şuan? Bana bak ulan. Bak, sinirimin %50'sini salmışım, %50'sini zor tutuyorum ha. Sidar ana çok üzülüyordu çocuk olmuyor diye, ben de yardım olsun diye. Ulan senin aklına mı kaldık biz he? Senin aklına mı kaldık ulan biz, nesli tükenmiş? Sen anama akıl verecek insan mısın? Duyarsız insan. Bana bak söyle, bunu nerede bulmuşsun? Bunu bana nerede bulmuşsun, onu de bana. Vallahi... Yolda bulmuşum. Yolda bulmuşsun. Mardin yollarında. O güzelim daracık sokaklarda bir de bakmışsın Kama Sutra, Taocu, Japon seks yöntemleri çıkmış karşına, öyle mi? He. Ulan Japonya mıyız biz? Tokyo köyü mü lan burası? He? Nasıl da doğal söylüyor ya, sanki yolda taş bulmuş gibi. Hayvan oğlu, hayvan babanı hariç. Sağ ol ağam, beni dahil etmediğin için. Baba, kurban olayım siper ol. Ama acıtıyor. Çünkü vuruyor. Allah'ın Japonuna bak ya. Allah'ın Japonuna bak. Ulan sen Japon musun oğlum he? Hani senin gözlerin böyle çekik midir he? Çiğ balık mı yiyorsun bana? Şişi mi seviyorsun sen? Fotoğraf çekmeye mi merak salmışsın? Allah'ın Japonu. Yürü git. Kendi harakirini kendin yap. Yorma beni daha. Japon'a bak ya. Allah'ım ya. Yemin ediyorum insanda sinir bırakmamışlar ya. Agresif yaptılar beni. Kama Sutra, Taocu, Japon seks yöntemleriymiş. Arr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 r
nedir? Burada da kafa çık. Tövbe bismillah. Ulan hepsi birbirine girmiş bunların. Bak bak, buradan da başka bir kol çıkmış ha. Siz ne yapıyorsunuz imansızlar? Terbiyesizlere bak. Hadi haydi gidin yatın ya. Sanki yatınca bir şey yapabiliyor. Ya anne sen... Sen beni rezil rüsva etmek için her şeyi yapacak mısın ya? Allah Allah! De haydi yatın uyuyun lan. Hadi. Ben yatmıyorum. Bu saatte ne yatmasıdır? Allah Allah! Saat nedir? Saate göre yatacağız. O, kim bilir o saati bulan insan saati bulduğu sırada saat kaçtı. Belki saat beşti, o gitti ayarladı üçe. O vakit ben geç kalmışım, sen erken gelmişsin. De haydi hayırlı geceler. Vallahi mantıklı. Zamanlama manidar. Ha, zaten bize gündüzken Amerika'da gecedir. Niye Amerikalılar saati gece bulmuşlar he? Ey, küçücük saati gecenin bir yarısı nasıl bulmuşlar? Kafamı karıştırmayın da gidin yatın hele. Ha. Yok Allah. Rukiye sen nereye gidiyorsun? Süfre ortada. Ha. Cüneyt. Hey yenge. Hele yardım et. Haydi, haydi be amca, haydi. Oy benim dertli başım, oy, 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 oy. Ay, evde klinik de süper oldu vallahi değil mi? Böyle müstakil yer, iki doktor. Bir de sen o daha iyi asistan kızı alırız yanımıza, mis gibi. Birlikte yaşadığımız evimiz, jet sosyete komşularımız. Ya. Yeşil panjurlu bu kliniğimiz var artık sevgilim. Hayaldi, gerçek oldu. Yes we can. Yeşil mi? Panjur beyaz olur. Fark etmez. Beyaz da olabilir hayatım. Lafın gelişi söyledim. Yani gerçi böyle sarı da oluyor bazen. Böyle açık sarı. Olur. Sarı da olur. Bana fark etmez. Ay Fırat, sen gidip yeşil bir şey yaptırmadın değil mi kliniğe? Ece, psikiyatristsin diye obsesif ya da paranoyak olmana gerek yok hayatım. Panjur manjur yok. Lafın gelişi söyledim ya. Sineklik olacak sadece. Ama işte bizim sinekliklerimiz olacak onlar. Ve biz onları istediğimiz zaman açacağız. İstediğimiz zaman kapatacağız. Sinekler özgür, biz özgür. Oh. Ay ne kadar güzel bir hayal ya. Hep bunu hayal ettim ben. Böyle şimdi gözümde canlanıyor benim birden. Böyle vızır vızır. Çocuk yapalım mı? Ne? Evlenme mi teklif ediyorsun? Yok canım. Sek olarak çocuk. Ha, yani çünkü çocuk yapınca evlenelim diyorduk ya, onun için dedim. Yani benim kariyer planım arasında çocuk yapmak yok çünkü. Yani o çok büyük bir proje. E tabi.
Zaten çocuk da olmamalı evlilikti. Eğer aileleri işin içine sokarsak imkansız bir aşk olur bizimki. Nasıl yani? Hayatım Amerika'daki gibi değil ki durum. Orada teyze diye bir aunt var, amca diye bir uncle var, o kadar. Ama bizde öyle mi? Annem, abim, amcamlar, yengemler, halamlar, dayımlar, teyzeler, enişteler, dünürler, bacanaklar, eltiler, görümceler... koca bir aşiret girer devreye. Abartma, abartma. Çarpıtma konuyu. Abartma. Eğer kızımız olursa adı Alara Fadike, erkek olursa da Abdurrahim Berkcan olacak. İster misin? Le anlat Sidar, anlat. Zaten aşiretin ileri gelenleri biziz. Geride kalana gerek yoktur. Valla beni kırmamış, buraya kadar gelmişsiniz. Sağ olun, var olun ağalar. Denemediğimiz şey, başvurmadığımız çare kalmamış. Gidip doktora test de yaptırmıyor kendine. Her hal yarası var, kocurup duruyor işte böyle. Aşiretin geleceği de tehlike altındadır. Onca mal, mülk, eder olup gidecek. Ya valla benim oğlum Cano defoludur. Babu, ihraç fazlasıdır. Yok ya. Öyle defolu falan deyince. Yani sağlıklı bir erkek değildir. Vecibelerini yerine getiremiyor. Bir cinsi doktor vardı televizyonda. Onu da aramışım, onda da çare çıkmamış. Valla ben pek televizyon seyretmiyorum. Magazine falan hiç bakmam. Genelde belgesel. Bu National Geographic olsun, Discovery olsun. Ha bu nedir yani? Heh, oradaki aylar görüyorsun değil Baran Ağa? Görüyorum gayri ihtiyari. Normal ayı diyorsun değil. Heh. Kutuplardaki değil yani. Yok ya, memleketi fark etmez. O ayılar çoğalabiliyor, benim ayı yapamıyor. Peki son zamanlarda böyle sıra dışı bir hareket, eda, tavır, ne bileyim değişik bir jest, mimik, öyle bir şey görmüş müsün? He, belki panik ataktır. Yok ya, hiç atak değildir. O yüzden ben panikimdir. İlk doğduğu günkü gibi duruyor ya. Balta girmemiş orman ayısı. Hala bakirdir o. Onca AVM, mal, mülk, benzin istasyonu kim bilir, kime kalacak bilmiyorum. Valla aşiretin de soyu tükenecek. Oy, ben ne günah işlemişim ki Allah bana böyle bir dert vermiş ağalar. Valla benim oğlum ha erkek değildir ha ölüdür, fark etmiyor. Dostlar sağ olsun Sidar ana, ölenle ölünmez. Sen de deşme kadının yarasını işi yuvan. Haydi be. Yahu başım ağrıyor Rukiye. Yine. Ya kızım çok şiddetli bir gün geçirmişim. Varma üzerime. Valla enerjim düşüktür, günümde değilim. Dayı da Allah rahatlık versin. Vallahi ben artık inanmıyorum sana. Ya Rabbi, ya Resulallah. Tövbe ya Rabbi. Yahu bak bizim 50 seferdir biz sana bunu konuşmuşuz değil mi? He? Yahu bak dişine ruj bulaşmış. Daha doğrusu rujuna diş bulaşmış. Allah aşkına şu dişini içine çek yahu. He? Bak böyle zayıf gösteriyor. Bak seni sermaye dışarı çıkmasın diye ailen seni bana vermiş değil mi? Fakat bu adetler benim içim acıtıyor. Kanıma dokunuyor. Kim bilir senin gibi kaç tane memleket kadını böyle heba oluyor ya. He? Öyle değil mi? Yağmuru kim döküyor? Üzüle kaç koyuna diyor. Yani bak, bu anam seni buraya getirmiş. Tamam, hoş gelmişsin başımla beraber, tamam. Bak şimdi sen kendi evine geri dönsen, seni ya başkasına verirler ya mezara gideceksin. Tamam, burada gel, başımın üstünde yerim var. Fakat yani, ya belki sen beni hiç beğenmiyorsun değil mi? Ama ağam, eğer aşiretin geleceği meseleyse... ben kendimi feda ederim sana gönülle. Hem ben seni çok beğeniyorum inan. Yo, ben de kendimi beğenmişim. Anlıyorum seni.
haklısın. Ben beğenilecek insanım. Fakat yani ne bileyim hani ben bilmiyorum ki sana karşı ne hissediyorum. Karışık. Karışık duygular içerisindeyim. Yani aşk mı acaba? Aşık mıyım acaba sana, değil mi? Ya değilsem boşu boşuna cinsellik. Hiç yazık günah. Ama kaç yıldır bu evdeyim. Nasıl dayanıyorsun böyle kadınsızlığa? Çok film seyrediyorum. Bazen de öyle kendime geziyorum işte. Daha da hayırlı geceler. Hayatımda bu kadar hızlı uyuyan insan görmemişim. Hadi bana gel, taş gibi erkek al sana hashtag. Sıra sıra gelsin main çekerek. Geli 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 ver like ederek. Love fenomenim oldum caps girerek. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor kurbane? Yenge! Canuayı rahat bırak. O beni pavyonlardan kurtardı. Şarkı söylemeye tövbe ettirdi. Bu ülkenin ona çok 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 büyük borcu var. Yoksa böyle şarkılar dinleyecektim benden hep. Taş gibi erkek alsan hashtag sıra sıra gelsin man çekerek. Yok yok ben kurban olayım. Vallahi daha çok gencim. O zaman ya Canuayı'nın üstüne gitme ya da ben müziğe geri dönerim. Sen kaybedersin. Yok yok tövbe vallahi billahi tövbe. İnmişsin cin misin Kadir'e o deyken. Ya Allah senden bin kere razı gelsin. Vallahi Hızır gibi yetişmişsin. Olmuyor Sidar Ana olmuyor. Vallahi Sidar'a taş kesilmiş ya. O verdiğin afrodizyak elbiseyi giyeceğim artık. Kız ayıptır avların yanında tövbe yarabbim. Ay vallahi ağzımdan kaçmış. Senin ağzın zaten babsara gibi olmuş Rukiye. Kaçak kaçana maşallah. Söyle borcum ne kadar Allah'ın sana. Ya ne demek ağam ya. Zaten geçen gelemedim mahcup oldum sana. Ama inan bak Ajdar'la Sinan Akçıl'ı da ayarlamıştım. Gelecektik Güneydoğu konserine. Ama barış sürecine zarar vermek istemedim. Ya onu çok iyi düşünmüşsün. Ya zaten o kadar uzun boylu değil canım. Ya Ajdar'ı delirttiler. Sana müziği bıraktırdılar. Vallahi Sinan Akçıl'ı yedirtme. Vallahi. Seni de uykundan et. Dinini söyleyeyim mi? Biliyorsun müzik ruhun gıdasıdır. Canım diyetteyim ben. Sağ ol. Yapma. O zaman bana müsaade am. Bir yerde olay çıkmış da. Gidip olayı dağıtacağım bir şarkıyla. Kolay gelsin canım. Nasıl tatlı bir şey ya. Ay yarım bezi. Yok yok yok. Tatlış koç. Kimse şarkı söylemiyor. Kimse şarkı söylemeyecek. Uy kurban ola. Kurban. Gel. Uy tatlış kum. De hadi içeri git. Tövbe yarabbi. Valla evvelciğimden beri bu kıza el sürmemiş ama. Madem bu canı sakattır. Can çekişmezse garip. Yazıktır. Vuralım gitsin. Şiddet çözüm değil Şivan. Öfke kontrolü önemli. En iyisi sen diğer oğlunu ne yapıp edip bir an evvel baş göz et. O da aşirete bir erkek evlat versin. Yoksa 500 yıllık aşiret yok olacak. Onca mal mülk eder olacak. Cano'yu da damızlık olarak kullanırsın işte güçte. Valla doğru söylüyorsun Baran ağa. İnşallah bir duyan olmadan bu işi hallederiz. İnşallah. Yoksa valla Cano da ben de rezil oluruz. Memlekete giremeyiz ha. Zaten paralel aşiret kurmuşlar, herkesi dinliyorlar. Onun için dikkatli olmak lazımdır. Daha da bize müsaade. Gece Oscar ödülü var, kaçırmayalım onu. Ha ya, hele o Black Kristal'ın sunduğu sene lan ne tatlı diyor. Ya yine Golden Globe'da olanlara verecekler. Ben hiçbir sürpriz beklemiyorum şahsen. Haydi vur be ağlar, sağlayacaklar haydi bakalım. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Haydi bakalım.
kim ya bu saatte? Mesaj bıraksın. Ya ev telefonundan arayan mı kaldı? Şu anda cevap veremiyoruz. Lütfen sinyal sesinden sonra adınızı ve mesajınızı bırakınız. Teşekkürler. Benim anam. Neyse ben de bu makineyi açtırıyorsun telefonu. Ben buna konuşamıyorum oğlum. Neyse nereden diyor. Mesaj bırak, mesaj bırak. Ben ne diyeyim buna şimdi? Yerlere tükürmeyin, çocuğunuzu dövmeyin. Al işte sana mesaj. Ya Ayça ya, yazık kadına. Fırat. Kurban olayım şu telefonu. Vallahi durum ciddidir. Abinle şiddetli geçimsiz olmuş. Alo, anne. Ne oldu? Abimle kavga mı ettin? Ne demek şiddetli geçimsiz olmuşuz? Ha yok yok, oğlum öyle değil. O dilinde öyledir. Ben de canın adamı cinayetten öğrenmiş. Yani anlayacağım. Hep hırgür Fırat'ı. Anne ödümü koparttın ya. Ay ben sen gülüşle kurban olayım benim oğlum. Fırat, ben senin sesini iyi duyayım bana yeter kurban olduğum. Anne dur, niye bağırıyorsun? Duyuyorum seni. Uzaktasın belki duymazsın diye öyle dedim. Yok anne, duyuyorum. Hem merak etme, her zaman yanındayım ben senin. Oy, biliyorum. Kurban, biliyorum. Oy. Fırat, bak sana ne diyeceğim. Sen şimdi hangi gündesin? Nasıl yani? Hani sen Amerikanya'dayken biz salıya giriyorduk, sen kalıyordun pazartesinde değil? Şimdi hangi gündesin İstanbul'da? Pazartesinde misin, salıda mısın? Yoksa çarşambayı bitirmiş, perşembeden gün mü alıyorsun? Ah keşke cumada olsa Firat. Zaten cumaları kısa gene sevaptır olur. Anne dur dur, uçtun iyice ya. Hafıza problemim var, günlerimi karıştırıyorsun. Cumartesi gecesindeyim anne. Ay, söyle valla. Valla, cumartesi gecesi saat 12:19 var anne. Ay Firat, valla burada da öyledir ha. Ay kurban olduğum Allah'ım. Nihayet aynı günde aynı saatteyiz. Oy kurban olurum sana Firat, Firat. Ne kadar sevindim ha. Ay en yakın zamanda görüşmek üzere efendim. Çok selamlar. Ece ne yapıyorsun hayatım ya? Firat, kim var orada oğlum? Yok kimse anne. Arkadaşım var. Bu yabancıdır. Valla şivesi bana acayip gelmiş. Ya anne sen abimle kavga mı ettin yine? Rahat bırak şu adamı ya. Valla yazığım be Firat. Günahtır bana. Senin baban o cine aşık olup gittiğinden beri hiç haber yoktur. Sen de gitmişsin, hep unutmuşsun buraları. Bütün aşiret bana diyor. Hani bir erkek evlat yoktur? Hani senin torunun nerededir? Nasıl devam ettireceksin bu aşiret soyunu diyorlar bana. Valla hepsi saray entrikalarıdır. Aynı saray entrikalarıdır. Başa çıkamıyorum ama. Gel aşkım, gel aşkım. Gel tatlı aşkım. Esker, küçük esker, ne yapıyorsun? Söyle hele. Küçük esker, küçük... Ne oluyor ya? Ya, Rukiye beni ürkütüyorsun. Gerçekten ya. Çok korkuyorum ya. Ya bu nedir Rukiye? Bana bende Rukiye fobi oldu. Ya ne yapıyorsun? Bu nedir? Dış çamaşırı. Ara içi? Yoktur. Afrodizyak eti. Ulan sen afro manyak olmuşsun Rukiye. Haydi ya, haydi ya. Ya bak boş ol. Ha, bak yine söylüyorum ha. Abi, bu nedir bu? Buğday. Kız ekmek yapıyoruz biz bununla. Günahtır ya. Nimet'i yatağa şey yapıyor ya. Ben deşim ya.
etmemiş abine. Tek çarem sen kalmışsın Firavun'um. Gelsem almazsın beni yanına, oy benim oğlum. Anneciğim niye almayayım senin yanıma? Başımın üstünde yerim var. Ama sen şimdi güzelce bir yatıyor, sabah konuşuruz bunları, tamam mı? Hem böyle birdenbire doğu batı şoku sana iyi gelmeyebilir. E ben ne olacak sanki? Evvel Allah'ın izniyle onu da hallederim ben. De hadi selam edle. Tamam anneciğim, tatlı rüyalar. Tatlı rüya nedir Firavun? Ben normal görüyorum. Yok bir şey anne, hadi Allah rahatlık versin. De hadi selam edle. Hadi yavrum. Ne oldu, geliyor mu annen yoksa? Ya çok merak ediyorum, ben eminim anlaşacağımıza. Bence sen abartıyorsun. Nasıl? Şaşırdın mı aşkım sen ya? Annem böyle bizim aynı evde yaşadığımızı falan bilse var ya, yemin ediyorum yüreğine iner kadın ya, ruhunu teslim eder vallahi. Ne demek şimdi bu? Hayatım, yani böyle evlenmeden beraber yaşamanın annemde bir karşılığı yok. Ya öyle bir kelime haznesi, sözcük yok yani zihninde. Yani ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Ya yarın gelirse? Yok canım, gelmez. Boştur onun valizleri. Hep aynı numarayı yapar zaten. Oh, bayılıyorum bu kokuna, biliyor musun? Karıştım ben şimdi ya. Per favore. Frant, yapma şunu. Tesoro. Ama bak, benim zaafımı kullanıyorsun. Mi amor, mi vita, mi arrendo al tuo fascino. Allah'ım, bu nasıl bir şey? Kapat ışıkları, kapat. Mi amor, mi vita. Sonra olmadı, bakalım bu veda mektubu ne de? Bak bakalım anan gidiyor yok gidemiyor canım efendi. De hadi selam edle. Sidar ana! Sidar ana! Sidar ana bak ne diyeceğim. Hanidir? Nereye gitmiş? Sidar ana! Odasında da yoktu. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Yoksa o adam Sidar ana'ya da şarkı söylemiş. Tövbe 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 tövbe. Merdan abi! Bu Merdan abi! Cüneyt! Hala bakı bırak, kurban olayım! Sidar ana'yı! Ne oldu yenge? Kırmızı alarmdır, terördür, baskındır, düşman aşirettir, kan davasıdır, doğal afettir. Saçın bozulmuş. Ortalığı belveleye verme ulan, sakin ol. Bence kadınlar ve çocuklar. Ne oldu yenge? Sidar ana kayıptır. Selam Allah'a. Ha, neden yenge? Midye mi istiyorlar yoksa? Ya zaten hepsi Mardin midyatlıdır bu midyecilerin ha. Hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye yenge? Alo, bütün birimlerin dikkatine mahur. 55 yaşlarında ağır soylu bir kadın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştır. Robot resim çizebiliyor diyor. Robot kimin resmini çizecek? Robot kimdir? Robot resimdir. Lan eskalini istiyoruz diye doğru düzgün söylesene. Robot nereden çıktı? Robot lobisi mi kurdunuz? Yenge, kaçıranı tarif edebilirsin. Yangını bak. Ramazan geldi yoksa? Yok daha Ramazan'a vardır ha. Sen Orhan Damcıoğlu niye kanto yapıyor o vakit? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah Allah. Vallahi billah. Ne oluyor? Ne oluyor? Korktun mu tatlı aşkım? Gel aşkım gel gel. Gel aşkım gel tatlışkım. Korkma korkma. Ben şimdi hemen bir adam vurup geleceğim, tamam? Sen bekle burada, gel gel gel. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Yetişinle dozlar tutuşuyor. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Ne oluyor lan? Nedir bu sesler? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne yapınız kalkmışsınız? Sahura kalkmışsınız. Daha Damcıoğlu'na kalktık ağam. Ya aynı şeydir. Ha sahurdur ha o. Ya nerede o eski Ramazanlar ya? Ya bir Nurhan Damcıoğlu dinlemek için Ramazan bekliyor. Nerede o?
Hatırlıyorsun. Sen ne ara sızdın buraya ya? Ay, ona tüylerim diken diken oldu. Hatırlıyorsun bir zamanlar fakir ama onurlu bir kadın vardı. Hey. Artık yok. Sidar ana kayıp gitmiş ağam. Nasıl gitmiş? Kim gitmiş? Kiminle gitmiş? Nereye gitmiş? Neden gitmiş? Niçin gitmiş? Aynı soruları biz mektepte yükleme soruyorduk vallahi. Fakat gene de Özne'yi bulamıyordunuz değil mi? He. Niye? Çünkü Özne gizli. Kayıp ulan. Sen... Gel buraya. Gel buraya. Sen... İndir elini. Ha! Mektup bırakmış vallahi. Hiç tokat atmasam hiç göreceği yok. Beynim çalıştı. Tam yerine vuruyorsun ağam ya. Ellerin dert görmez. Pul yok. Daha bırakıl gönderilmemiş bu mektup. Oğlum canım. Öncelikle bana kalbin kadar temiz bu sayfayı ayırdığın için teşekkür ederim. O benim hatıra defterimdir ya. Git. Hatıra defteri. Ne kadar yaşamış hatırası var bir de. Ben aşirete iki erkek evlat vermişim. Ya yapma, huylanıyorum ya, ürküyorum Ruki ya. Lütfen. Evlatlarımdan biri eksik çıktı. Fakat kusurunu yüzüne vurmak, seni yerin dibine sokmak, bu utançla yaşadığını görmek beni kahredeceğinden sen arabanla şoförünü almışsın. İstanbul'a Fırat'ımın yanına gitmişim. Bünyamin'i de götürmüştür. Sen mektubu mu dinliyorsun lan? Dış sestir ağam, duyuluyor. Anne! He, benim dış sesimdir, benim. Dışarıdan arıyorum. De haydi oku. Tövbe yarabbim. Aşirete torunu Fırat'ım verecek. Artık Fırat'ın anasıyım ben. Yüzümü batıya dönmüşüm. Elveda yarım oğlum. Merhaba tam oğlum. Lanet gene böyle işe ya. Ya kardeşim kendin gidiyorsun. Şoförü niye götürüyorsun? Manyağın annesi. Ya vallahi. Ya bu kadın beni rezil edecek bütün el aleme ya. Bende hata. Ben keşke ha böyle geleydim. Duraydım ha burada. Açaydım böyle kollarımı. Gitme deydim gitme. Kal deydim gitme. Baba. Ula bana bak. Sağda solda herhangi birinden eğer ki anamın kaçtığını... Hele ki benim erkekliğimle ilgili tek bir laf. Bak tek bir laf duyarsam inan olsun hepsinizin derisini yüzerim. O gözlerinizi oyarım. Cesetlerinizi parça 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 ederim. Senin o dişlerini de ayrı bir mezara koyarım. Bu sır bizimle mezara kadar gidecek. Hiç kimse duymayacak, görmeyecek. Tamam? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi herkes yataklara. Yatılacak, yat. Ben ışıkları kapatıp geliyorum. Sidar Hanım kaç. Uy ben bunu ağzımdan kaçıracağım. And the Oscar goes to Gravity. Hele beni dinleyin oğlum. Ağzımdan kaçtı kaçacak. Kaçırmayın ha. Ha, yaz kuzum. Evet, şimdi aldığımız bir habere göre Mardin'in en büyük ağalarından Can Oğan'ın erkek olmadığı ortaya çıktı. Aşiretin ileri gelenleri ve halk aşiretin devam etmeyeceğinden endişe ediyor. Ne oluyor lan? Şimdi bir son dakika haberiyle bültenimize başlıyoruz. Cano Derikfan aşireti devam ettirebilecek bir erkek evlat veremiyor. Annesi de Cano Derikfan'ı terk etti. Bu durumda Derikfan aşireti bitiyor mu? İşte tüm bu gerçekler anası tarafından bile terk edilen zavallı Cano Ağa'nın hayatı ve bahtsız kaderi bu gece özel belgesel yayınla ekranlarda olacak. Burada ne oluyor oğlum? Kanal Haber. Cano Derikfan da artık yaşayan bir ölü. Çünkü erkekliği olmayan bir kader kurbanı. Stays. Sadece ortadoya ait bir sorun değil aslında bu. Benim de iki kızım ve iki kızım var ve ailem bir erkek çocuğu çok istiyor. Senin? Git lan beni! Vurun beni sakinleştirin bak! Kapat bu televizyonu! Kapat bu televizyonu! Radyo aç! Bana müzik aç! Ne oluyor bak beni sakinleştirin bir...
Böyle güzel bir asansör müziği bana bir yumuşattı. Bugün doğanlara isim. Erkek olursa Rıfat, kız olursa İltifat. Hiç olamıyorsa Can Oğa. Sıradaki şarkı bizden Can Oğa'ya geliyor. Bir sen, bir ben, kapat, bir de bebek. Kapat onu! Merdan, Merdan! Sen ah nereye gidiyorsun? Ne olan oldu? Ne olan? Bütün gazeteleri toplattırdım ha. Ne yazıyor lan bunlarda? Fırat, Pafi'yi mi gezmeye çıkardın? Nublu, sen misin? Geldim, anahtarınız yok mu ya? Kim o? Benim. Ha, çok güzel açıklayıcı oldu. Yalnız nüfus cüzdanınızın isim yerinde de benim yazıyorsa çok zorlanırsınız biriyle tanışırken filan. Ahmet benim, benim Ahmet. Ahmet kimin? Sen kimsin kızım? Ha o derece yani. Ay kusura bakmayın, ben bu saatte sabah sabah gelip sizin kapınızı çaldım, sizi rahatsız ettim. Ben Ece, Ece Güzel Yalı. Ben de Sidar Derik var. Fırat'ın anası ya. Çok şaşırdın değil. Hoş geldiniz. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Hadi bunlar taşı. Ağırdır ama tekerleklisindendir o. Rahattır taşıması. Vallahi Allah bu tekerleği icat edenler razı gelir. Ay maşallah maşallah, hoş gördük. İnşallah evde böyle gezmiyorsun değil, ayıptır kızım. Ya kapıda bir adam olaydı, hiç demiyorsun gelip benim. Tövbe yarabbi. Yok, saat çok erken olunca ben sabahlığımı giyip hemen kapıyı içe ettim. Bu senindir. Hemen küçüktü sana bu. Yok, tam benim bedenim. Nasıl tam senin bedenin kızım? Senin beden yarısı açıktadır. Bunlar kimin bedenidir? Güzel kızım. Beden dediğin böyle olur bak tam. Buradan buraya kadar. Tam beden işte budur. Evet. Fırat nerede? Puffy'yi köpeği gezmeye çıkarttı herhalde. Gelir şimdi. İti niye o gezdiriyor kızım? İttir kendi gezer. Gelir şimdi. Heh, o gelmeden sen de üstüne güzel güzel bir şeyler giy kızım. Böyle olmaz, haramdır. Hadi kapat. Hadi yavrum. Buyurun. Buyurun ben, hadi. Hadi bakalım. Ay tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Uy ana senin evine kurban olan benim oğlum. Bak sen bak bak. Ay ne kadar güzel büyük. Ay. Demek bunun annen elektrikleri kesilmiş ha. Uy kurban. İstanbul'a bak, İstanbul'a bak. Heh. Ay kedine, kedine kurban mı? Ya utanmadan basın bülteni hazırlamışlar ya. İnsan içine çıkacak, bende yüz bırakmamışlar. Kendi memleketimden beni sürgün etmişler, merdo. Estağfurullah ağam, acını paylaşıyorum. Ya herkesin cinsel tercihi kendini ilgilendirir ağam. Takılma ya. Sen ne diyorsun ulan, defolu zeka. Ağam acıyor. Çünkü vuruyor. Bak, yemin olsun. Bir çocuk değil. Allah vekil bir düzüne çocuk yapmadan ben de bu memlekete dönersem insan değilim ya. Hem de onlar var ya, böyle aşk çocukları olacak. Mutlu yarınları olacak. Gülen yüzleri olacak. Umutlu yarınları olacak. Ben ne yapıyorum kendime ya? Bir dünya bırakacağım o çocuklara. Üstüne yazacağım, sevgili dünya. Biz dostuz. At bunu tweet ata. Hemen. Sade kendi gitmemiş. Şoför Bünyamin'i de götürmüş. Yeminle ödüm de patlasa bineceğim uçağa. Sana geliyorum İstanbul. Seni yeneceğim İstanbul. Ben de gidip valizleri yapayım he. Sen nereden çıktın Rukiye? Olmaz. Bak, ben arayış içindeyim, tamam? Ağam zaten İstanbul kadın konusunda çok verim kalmış. Ha ya, zaten açık büfeye de elinde bazlamayla gidilmez değil mi? Beni bırakma burada. Ağamsın kurban ey. Vallahi abim gir gelir beni alırlar, Diyarbakır sularından aşağı atarlar, sonra da derler vay gördün düştü. Beni vururlar vallahi billahi, sen de biliyorsun. Atları da vururlar Rukiye. Yapma böyle ya. Ulan ürkütüyor bu beni ya. Ama ya beni vurmadan,
senin buralardan kaçtığını duyarlarsa. Bak görüyor. Tabii biri ağzından kaçırırsa neden olmasın? Haydi git valizleri de hazırla. Çabuk. Bu bir insaf kalmamış ya bu insanlarda ya. Bana bak. O şeyi ara. O nedir o? Otel sahibi Süleyman yoktu. Heh. Onu ara. Fırat'ın yanına böyle cümbür cemaat gitmeyelim. Kalabalığız. Ayıptır o. Bana da bir tane blur ver ya. Vallahi. Ya bunu ben ne güzel bırakmıştım. Buyur oğlum. Kendinden mozaikle. He mozaiklenmişsin güzel. Ya ne güzel bırakmıştım şu Meret ya. Onu da suratına tutunca görüntü kayboluyor. Hızlı içmek. Yapma. Ne oldu açmıyor? Yok oğlum rezervasyon için 3'e bastım. Kadalı otel buyurun. Alo. 3'tür. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim size? Bize 3 tane oda lazım. Yalnız odalardan bir tanesi o Cano Derek Van adına olacak. Yani ağa dairesi olacak. Ağa dairesi mi? Öyle bir suitimiz yok efendim. Şimdi arkadaşım suit değil. Ağa dairesi. Yalnızca kral dairesi var efendim. Oğlum kral dairesi varmış. Aç o spikeri aç. Spikeri aç. Spikeri aç. Ne diyorsun ulan? Ne kral dairesi? Bizim kültürümüzde kral mı var? Ya ağa dairesi vereceksin, olmadı padişah dairesi. Yani... Padişah dairesi vardı. İsterseniz size sadrazam dairesi verelim. Sadrazam sol odasını birinize, sağ odasını da diğerinize verelim beyefendi. Sen... Bak, kapat, kapat. Kapat. Seni var ya, hey! Hallere bak, hallere. Kapat. Sen görürsün ulan. Bak göreceksin. Ara o Süleyman'ı ara, otel sahibini ara. Kroyum ama para bende. Ya memleket ne krallara kaldı ya. Dağdan gelip bağdakini kovacaklar. Müdür bey. Kovuldun. Cano Derek Van. Alo Fırat, şu an evde kim var inanamazsın. Tatlım geldim, kapıdayım. Fırat dur, kapatma. Anne? Evet, hav yani. Fırat! Ay benim oğlum, kurban olduğum oğlum. Seni bir daha görmüşüm ve daha ölsem de kalmayayım ben Fırat'ım. Vallahi Allah benim ömrümü Allah sana vere yavrum. Sen beni kapıda bırakmamışsın, evine almışsın ya. Hakkım sana helaldir yavrum. Oğlum niye ip bağlamışsın itin ucuna? Anne köpeğim o benim. Bu da tasması çişe çıkardım hayvanı. Ey siz de burada tuvalet dışarıdadır. Ey yabancılık çekmeyeceğim. Anne. Sana kapıyı kim açtı? Yani böyle üstünde başında bir tuhaflık yoktu değil mi? Heh, geldim mi? Siz tanıştınız mı? Anne bak. Annenin elini bile öptüm vallahi. Yok artık. Vallahi çok beğenmişim hizmetçini. Çok hanım kızdır. Ne? Nasıldı Orta Doğu gezisi? Hı? Tamam canım tamam. Ha şoförü yolladım bak seni alacak. A, gerek yok mu Bittom? Haluk gelecek havaalanına beni karşılamaya. A, babacığım hadi anons yapılıyor. Uçaktayım ben. Öptüm. Ciao. Tamam canım. İyi yolculuklar. Bye. Hmm. Baksana Kadimcim. Şu kadın da her yerde yahu. Allah! 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 Bana titredi! Beyefendi. Kalktı! Hem bak bir titreme var! Beyefendi bir tutmadı! Yerdeyiz hala yerde. Beyefendi! Yerde! Kalk! Allah dur! Bismillah! Şşş! Kemerlerinizi takın! Kemerlerinizi bağlayın! Beyefendi lütfen! Hadi hadi git! Sen Turcu'yu ne yapacaksın? Turcu'yu ne yapacaksın sen? Yok Sidar anam özlemiştir Turcu'yu. Ya daha gideli 24 saat olmamış. Dayı dur! Yürü git! Fakir kulasa! Siz de fakir kulasa. Benim yerim burada. Hadi. Ağam lazım bulursam telefon aç ben arkadayım. Bak kapama telefonu. Baba gerek yok. Yerinize geçer misiniz beyefendi? Perdeyi kapamam gerekiyor. Kaç perde sürüyor? Nasıl? Yani buradan İstanbul. 2 perde. He. İyi. Yakındır ha. Lan portman tadır ulan. Bacım hala müsaade et, cam kenarı benimdir ha. Beyefendi.
Beyefendi. Yerinize geçin. Buyurun, yeriniz burası mı? Yani... kenarını seviyorsanız siz yiyebilirsiniz. Nasıl? Yer parçalıdır. Buna bulutludur. Buna da yok. Yerde ararken gül tarlamışız. Anneciğim ben çıkıyorum, sen kendi evin gibi keyfine bak. Haydi oğlum be Fırat, hayırlı işte. Allah dilin açıklığı versin, ben mi oğlum? Fırat sakın, bak bugün beni evde yalnız bırakamazsın. Ben bugün hasta bile almadım, evde dinleneceğim diye. Fırat ne olur annene hizmetçi olmadığını söyle, acilik etme ya. Hayatım biliyorsun operasyonum var. Bak konuştuk biz bunları, bizimkiler bambaşka bakıyorlar bu meselelere. Şimdi kim bilir ne vardı senin üzerinde kapıyı açarken? Zaten sabahlı. biz bittik biz hayatım, biz daha neyi konuşuyoruz ki? Bak Ececiğim. Bir tanem, ben seni çok iyi anlıyorum. Sen benim maço bir herif olmadığımı falan iyi bilirsin. Ama eğer beraber yaşamaya devam etmek istiyorsak annemin gözünde bana hizmet etmen gerekiyor. Ya New York'tan beri beraber yaşıyoruz. Tam 3 yıl oldu Fırat. Şimdi ben kendi evimde hizmetçi miyim yani? Hem de sevgilim uşağı. Hayatta olmaz. Ben gidiyorum ya. Estağfurullah Hececiğim, ne uşağı ya? Zaten çok kalmaz buralarda. Birkaç gün kalır gider, inan bana. Kısa dönem askerlik gibi düşün. Ya niye bütün nöbetler bana yazılıyor peki? Gidiyorum ben. Kalıp binbaşılığa yükselebilirsin ama. Ne? Terk mi edeceksin beni? Anılarımızı, yaşanmışlıklarımızı, keşkelerimizi, bütünselliğimizi, direnişlerimizi, aşkımızı, banyodaki bebişli bornozunu, Puffy, ayın şavkı vurduğunda, yastığının kenarında beliriveren, yediveren çiçekler gibi açıveren, dudaklarının kenarında beliriveren, gülümsediğinde kıvrılıveren gamzelerinin gölgesini mi bırakıveriyorsun bana? Tesoro, per favore. Fırat yapma şimdi şunu ya. Hayatım, canım kusura bakma, benim acil çıkmam lazım. Ne olur biraz sabır et bir tanem, tamam mı? Seni çok seviyorum, hadi. Akşama kadim beylere misafirliğimiz var, sakın unutma ha. Ben odama yerleşiyorum ha, merak etmeyin. Bizim yazık odasında mı kalacak? Hayatım, doğu da adettir. Misafir evin baş odasında kalır. Ece, vallahi kadın narkozda masada kalacak ha. Hadi ben çıkıyorum. Aman be, alt tarafı iki meme yapacaksın. Kim bilir kime, beklesinler. Meme değil. Gerçekten alt tarafı. Hadi bay bay. Kızım, senin adın neydi? Bana bir yorgunluk kahvesi yapmayacaksın. Madem benim oğlumun yanında çalışıyorsun, o zaman misafirperver olman lazımdır, değil? Ben de senin patronun anasıyım. Yani baş misafire. Ben misafirsem senin perver olman lazım, değil? Yani burada perver, sever manasınadır. Gerçi bizim orada bir şivan perver var. O şiven sever manasına gelmiyor herhalde. O kendi kendine perverdir. İle güzel bir türkücü. Duyuyorum misafir. Nasıl içersiniz kahveyi? Şeker nasıldır? Efendim? Yani tozdur, kesmedir ya da kıtlamadır. Kesme. Ne kadar kesmişler şekeri? Ne? Nasıl yani? Sen hele getir onu benim yanıma getir. Çünkü bunun bazısı var büyük. Atıyorsun 1,5 oluyor şerbet. Bazısı var küçücük, atıyorsun 1,5 oluyor apaçı. Hele o küçükleri zaten ikiye bölemiyorsun, oluyor darma duma. Hepsi her yerde aynı olsa, ben diyeceğim ve kahvemi içiyorum orta şekerli. Ama hepsi her yerde aynı değil. Oy,
Keşke bu şekerciler aralarında anlaşmış olsalar. Bir sefer de içeceğiz, kahvemiz olacak, bitecek. Ey yarabbim, yarabbim. Bu ne kadar yumuş oldu. Şekerlerimiz böyle Sider Hanım. Hepsi organik esmer şeker. Ama ben kımrağı seviyorum. Sayın yolcularımız, kalkış öncesi uçağımızdaki bazı teknik konulara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Uçuş emniyeti ile ilgili bilgileri koltuk ceplerinde görebilirsiniz. Uçağımızda 10 adet çıkış bulunuyor. Bunların 5'i sağ... Gidi dinliyorum. Ben de anamı takipteyim. Kendisi yeni kafayı yemiş. Allah affetsin. Benim şoför Bünyamin var. Onu da almış kaçmış İstanbul'a. Niye gülerek anlatıyorsunuz beyefendi? Bu normal mi? Benim şoför? Yok valla anormal kere anormal. Yok zaten fites değiştirebiliyor ha. Allah onu onun için yaratmış. Başka vasfı yoktur. Affedersin. Hey Rocky. Kız ne tekerlek üstüsüdür? Havadan gideceğiz, havadan. Beyefendi, uçakta cep telefonu yasak. Yok, yok. Konuştuğum uçaktadır, arkadadır. Biri daha konuşuyor yani. Ha, benim aile adamlarım hepsi arkadadır. Şş, kız, Rocky. Haydi kapat, kapat. Kapat. Benim telefon 24 saat açıktır. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Size kartımı vereyim. Buyurun. Mesleğiniz yazmıyor, işiniz Cano Derikfan olmak mı? Ha, ben çalışmıyorum, çalıştırıyorum. Ayıptır söylemesi o. Benim benzin istasyonlarım var, ABM'lerim var. Fakat ben çalışmaktan çok hoşlanmadığım için işleri evden yürütüyorum. Hem ofisim var. Nasıl? Hem ofis. Yani hem ofistir, hem de evdir. Hem ofistir. Siz ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsun? Uluslararası mütercim tercüman. O çok. Tercüman. Öyle bil. Bildiğimiz tercüman işte. Evet. Çok güzel. Yolculuğu da ya. Aynı uçaktayız. Ne mutlu. Memleket? İstanbul. Söyle valla. Vallahi buna çok gülüyorum ya. Kime sorsa diyorum ben İstanbul'luyum. Falan anası başka yerli, babası başka yerli, dadası bambaşka yerli. Allah tövbe estağfurullah. Yalnız hakikaten... Yani bu İstanbul'un sadece taşı toprağı değil. Ola karısı da altın gibidir ya. Pardon? Altın, bu İstanbullu karıların başka altın gibi yürekleri var. O beni çok etkiliyor gerçekten. Of beyefendi, ben gerçekten çok rahatsız oluyorum. Kusura bakmayın, iyi uçuşlar size. Oğlum benim minderi ol ya, rahatsızım ol. Ben kullanmıyorum ya. Al, Allah'ını seversen al, al. Önemli değil ya. Lastiği başınızdan geçiriniz ve normal nefes almaya devam ediniz. Çocuklu yolcularımızın çocuklarından önce kendi maskelerini takmaları gerekmektedir. Yo şuna bak ya, şuna baba, hele bak baba. Oksijen maskesini burnuna sokuyor. Sonra diyor ki, önce anaya babaya tak oksijen şeyini, maskesini. Sonra çocuğa tak. Ulan çocuk ona diye gidecek. Bu hala kendi maskesini tokıştırıyor. Çocuk öldü. Tabii ya, bu vicdansızlık ya. İnsanlık gitmiş ya. Anne baba hayatta kalabilsin ki çocuklarına yardımcı olabilsinler diyor. Evet. Öyle de olmalı zaten. Mantık bunu gerektiriyor. Katılıyorum size. Şimdi lastik boru veya borulardan üfleyerek de yeleğinizi şişirebilirsiniz. Şimdi lütfen emniyet kartlarınızı inceleyiniz. İlginize teşekkür ederim. Vallahi hareket etti, yemin ediyor. Hey kurban hey! Beyefendi, elimi bırakır mısınız lütfen? Buna gidin, buna gidin. Eşhedü en la ilahe illallah.
Nurlu? Evet, ben geldim. Yani çok şükür ama yani, nihayet gelebildin. Ay kusura bakma Ece Hanım, trafik çok berbat. Metrobüs arıza yaptı, her şey tıkandı. Tamam, bak şimdi çok önemli bir şey var. Fırat'ın annesi geldi, gelince beni hizmetçi zannetti, tamam mı? Yani Fırat'ın benimle birlikte olduğunu duyarsa yüreğine inermiş falanmış falan. Sen durumu idare et. Aa, siz şimdi hizmetçi oldu. Ben o zaman Fırat Bey'in sevgilisiyim. Hayır canım, ne alakası var? Hiç alakası yok. Nereden alaka kurdun? Sen ne alakası Nubla? Senin Fırat'ta mı gözün var? Niyet. Neye niyet? Hayır yani ben anlamadım. Ya öğren artık şu Türkçeyi Nubla ya. Bak şimdi, ikimiz de hizmetçiyiz. İçeridekinin gözünde, tamam mı? Yoksa Fırat bende. Kızım! Şu elimdeki otlu peyniri al dolaba koy. Bu dolmalarla bulguru da masaya sereriz. Bu da kimdi? Bakmışlar. Allah Allah Allah. Diğer yardımcı arkadaş Nublu. Ay maşallah. Vallahi Fırat'ım hem sarışın hem kumralın en güzel hizmetçisini almış. Ben de onu bir esmerine baş güzel edersem inşallah kadro tamam olacak. Kısmet tabii. Çok memnun olmuşum kızım. Öp bakayım elimi. Öp 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 öp. Başına da koy. Benim adım Sidar. Ama sana zor gelirse kısaca hanım ağa diyebilirsin. Nurlucuğum, sana kolay gelsin. Ben duşa giriyorum. Ben de şunu şuraya koyayım. Oh. Kızım sana bir şey soracağım. Burada kıble nerededir? Kıble? Hiç görmedim öyle şey. Burada yok. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ben unsuz yiyemiyorum da. Esot istersiniz. Almam Mersin. Demek kütüp okuyorsunuz he? Kütüp derken? Kitap yani. Yok kütüptür o kütüp. Beyefendi siz normal misiniz? Tabii ki normalim. Sağlıklı bir erkeğim. Anam bir şey mi dedi? He? Ne? Bana ne sizin erkekliğinizden ya? Ula çok da büyük konuşmamak lazım. Belki size değil mi? Senin isim ne diyor? Size ne? Çok hoşmuş. Güzel isim. Demek erkek olsanız bize ne olacaktı değil mi? Benim bir tane teyzemin kızı var. Onun adı Onane. Bunun bir tane çocuğu oldu. Dedi ne isim koyayım? Ben de dedim banana. Lan. Memnun oldum. Ben de Cano. Gerçi lol bizde dilsiz demektir ama siz maşallah dilli kaşarlısınız. Tost. Bir tost. Taze kaşarlısı var çift kaş. Nur yürü! Nur! Bana dişiyoruz ha! Tepsileri kapat! Oksijen maskelerini! Bana kimseyi vermiyorum. Bana benim. Bir dakika. Lan! Önceki ben takıyordum ben burayı. Önce. Ay burası. Ay ne yapıyorsunuz ya? Dur hele. Sivrici cimle. Ay ya çok sivri. Topuk çok sivriydi, çok sivriydi. Ay Burak ne yapıyorsun? Stop! Abim tepsileri kapat. Tepsiler. Yok bir kapatayım. Ağla sen! Ağla! Bu ne lan? Bu ne? Yok. Kusura bakma Selam abi. Valla tanımamışım. Ayrıca sizin konserlerinizi çok seviyoruz. Özlemişiz. Tenizinizin kokusunu özlemişiz ya. Ne selamız kardeşim? Pardon. Karıştırdım Erol abi. İşte böyle bir şey ya. Valla can yelek. Nerede can yelek? Nerede imzul? Bana ben bunu diyorum. Kadını çok izledim ben. Çok dikkat. Hepsi ezberimdedir. Efendi ne yapıyorsun? Ay yeter ama ya koca adam. Korkmayın. Türbülans bu. Hava boşluğuna girdi. Hava. Bura hava zaten boşluktu. Boşluğun boşluğu nasıl oluyor ya? Ay sıcak. Al bunu. Al. Ne sıcak Betra. Ay. Ay. Valla
Ne olsun? Yaşam gayla. Sağ olun. Siz nasılsınız? Kabine evcil pet alındığını bilmiyordum. Sen yeni başladın galiba. Evet efendim. İsminiz? Gözde. Soy isminiz? Gelişi güzel. Mesleğiniz? Baban daha sağ çok şükür. Yani? Yani yeterince kazanıyor kendisi. Bir mesleğe ihtiyacım yok. Sizin gibi. Günaydın. Günaydın Fırat Bey. Gözde. Canım. Hayırdır? Fırat'cığım ne haber tatlım? İyi, hayırdır? Bir sorun yok değil mi silikonlarda? Ay, yok tatlım. Böyle dün birazcık down oldum. Sanki birazcık böyle düşük kaldı gibi geldi bana. Acaba şunu azıcık daha mı kaldırsak diyorum baby. Kaş göz mü yapsak acaba? Svette. Özür dilerim Fırat Bey, tutamadım kendimi. Ay bu yeni sekreterin adı Müsvette mi? Gözdeciğim lütfen. Ben Fırat'ın sürekli hastasıyım bayan Müsvette. Sen git de aslın gelsin. Aile bir tek çocuğuyum ben. Aa, okey. Normal tabii tatlı. Annenle baban denemişti. Müsvette olarak da sen çıkınca bir daha tövbe etmişlerdir denemeye. Gözdeciğim, canım, bir tanem. Hadi sen gel benimle, gel biz içeride bir bakalım şunlara. Hadi gel sen. Gel hadi. Böyle iyi mi düşes, oluyor mu? Şahanesin, yakışıklı lordum benim. Ama dedimce iyice streç yap. Uzun kaslara kavuşunca büyüyünce giyersin diye aldığımız her şey tam oturacak üzerine. Aa, biraz büyük dursun canım. Zengin gösteriyor. Senin her halin, her tavrın çok zengin. Asil lordum benim. Mersi düşes. Bu biberlerle patlıcanlar buraya asıyorum ha. Perver. Bu ne ya bu? Oy, bu nedir? Bu nedir böyle? Allah Allah! Alın topunuzu, gidin başka yerde oynayın. Vallahi keserim topunuzu. Pilates topu o. Görüyorum plastiktir. Zaten bu demir olsa savaş topu olurdu. Ya da şu Ramazan'da iftarımızı açalım diye atılan toptan olurdu. Ramazan değildir, bayram değildir. Bu nedir? Lan gidin başka yerde oynayın. Allah Allah! Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. İşimden gücümden olacağım ya. Resmen harp bu. Nasıl girmiş buraya? Güvenlik koyuyor mu? Kadir, sen de kokuyu alıyor musun? Buram buram Anadolu. Evet, harp kokuyor. Uzun zaman oldu burnuma bu koku geldiğini. Çok zengin olduk be Bilden. Sınırlarımı açtık ne? Bu işin sonu yok ki tatlım. Oldum dediğin an bittiğin andır. İnsan kendini sürekli değiştirmeli. Hadi gel, gidip duş alalım seninle. Milo. Bunlar dışarı açsam hep heder olacak. Ben bunlar burada dans edecek yer bulurum, ne var? Allah Allah. Topları topları. Oy maşallah. Saatler olsun kızım. Niye demedin ben banyo yapacağım? Gelir senin sırtını keselerdim. Bizde hizmetçi de olsa hur görülmez. O da bir insandır değil. Eksik olmayın. Bir dahaki nerede? İnşallah kızım, inşallah. Gözdeciğim yeterince kalktık zaten. Yani daha şişi bile inmemiş. Ya daha inecek diyorsun işte Fırat. Canım, birkaç gün içinde vücudun lift olacak. Yani yenileyecek kendini. Bak sen ne yap biliyor musun? Karadut çekirdeği, çam ağacı irini, deniz kestanesi, akdeniz yosunu. Bunları incir yaprağında güzelce ovala, sonra bölgeye masajla yedir. Sen de varsa hadi yedirsene masajla bu bölgeye.
Yok canım, burada olmaz zaten. Sen onu evde yedirirsin artık. Kaçar kilo aldırayım? Pardon. Efendim hayatım? Fırat bak, bu böyle gitmez. Ece, hayatım biraz sakin olur musun lütfen? Bak, dolapta papatya çayı var. Al onu, hiç sakinleştirir. Fırat'cığım, bak ben buna katlanamam. Nurlu'da ben de perişan olduk. Yani kızı sakinleşsin diye alışverişe yolladım. Annen duyup şok olmasın diye kölelik sistemine döndük resmen ya. Ya ben kendi evimin hizmetçisi olamam. Bu kadar fertiliteye boyun eğemem. Yok artık ya. Ece, gerçekten hizmetçi misin? Saçmalama hayatım ya. Annemin önünde öyle davranacaksın sadece. Ya birazcık sabır lütfen bir tanem, beni de düşün ya. Bak bunun töresi var, berdeli var, biterim gerçekten. Nasıl yani? Ay sen boşa düştün o zaman Fırat. Gözde mi o? Kimse boşa düşmedi Gözde. Ya sen nasıl benim çocukluk arkadaşımsın ya? Yazma artık Fırat'a, yazma. Kapa istersen, sana yazmasın canım. Ya Gözde. Ece lütfen, duyuluyor hayatım. Ya duyulursa duyulsun canım. Ne yapıyor bu kadın yine orada? Bak Fırat, bu kadının çok poposu kalktı ha. Biz de tam onu konuşuyorduk zaten. Ne? Ne diyorsun Fırat ya? Ya Ece, sende o hayat sadece annem geldi. Ma ile gelse bizimkiler, kim bilir ne yapacaksın ya? Of Fırat, of. Hadi çal. Ya ne olur kusura kalmayın bacım, sporla. Ya o yediğim bir şey dokundu benim, inan olsun. Yoksa sen insan değilim ya. O krakoli verdiler ya. Ya bak o son krakoliyi yemeyecek. Bak hep odur ha. Bak hep odur ya. İnşallah bir daha görüşürüz kısmetse. Sanmıyorum. Size hayatta başarılar dilerim. Kartım kalsın. Twitter'ım da var ha. Cano Derrick Van. Follow me. Siz de. Ahmet, boşluktur bu hava. Geç, geç. İstanbul'da en bacım. Evet beyefendi, buyurun lütfen. Haydi, haydi, haydi. Dostlarımız bekliyor. Haydi, haydi. Herkes oyunu kullanmalıdır. Vatandaşlık görevidir bu. Siz kime oy vermişsiniz Allah aşkına? Valla ben ABS'ye vermişim. ABS hangisidir? Daha kurulmadı, kurulacak. Umut Vadeden parti ödülü almışlar. İlk oyları benden olsun istedim. Gelecek seçime sayarlar. Valla ben çekimsel kalmışım. Niye oy kullanmaya geldin o zaman? Çekincemi bilsinler istedim. Allah, ben de kararsız kalmışım. Hepsini birden basmış. Çok iyi yaptık gitmekle ya. Oy kutsaldır. He Allah, doğru. Ağlar. Can Oha bırakmış beni gitmiş. Ne olur yardım edin, kurban olayım. Sen hangi aşirettensin kızım? Afet Fettan ben. Can Oha'nın kapamasıyım. Kapama tabiri hiç hoş değil. Metres diyelim daha çok. Anladığım kadar sen Fettan aşiretindensin. Aşirete ait bir elektrik veya su faturası varsa hemen işlemini yapalım sevgili hayat işçisi. Ay nereden bulayım ben onları? Ben elektrik canadan, su pavyondan yaşadım hep. Peki aşirete ait böyle bir kan davası, berdel, herhangi bir töre varsa o da kabul olur. Yok, benim aşiretim yok. Maalesef kızım, biz aşiretin ileri gelenlerindeniz. Geçenlerde aşiretsiz bir genç geldi, yardımcı olamadık kendine. Ha, bir şartımızı kabul ederse belki düşünürüz. Öyle değil ağalar. Ver, ver! Kız, bu ne kadar güzel bir şeydir böyle ha! Al, al, al! Hafif'in mamasını mı yiyorsunuz? Kimin? Köpek maması o. Ne lezzetin ha? Allah'ım! Puffy nerede? İttir, onu dışarı bırakmışım. Evde olmaz kızım, haramdır. Ne? Puffy! Teşte vallahi gidiyorsun, Allah Allah! Of, oğlum benim ya, oğlum benim! Evlisin! Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Baran ağa, ölçü çok önemlidir. Perspektif biliyor lo. Belki unutmuşsun diye ben şey yaptım. Sağ olasın Afet kızım. Biliyorsun buralar feodal bir yer. Neydi onun adı? Ataerkil. Ataerkil, Allah Allah.
Buralarda bayan model bulmaktan çok zorlanıyoruz. Estağfurullah, ne demek? Ne yapacağım ben? Hele bir söyleyin bana ya. Biraz daha kolunu kaldırırsan. Sürrealist çalışıyorum da ben. Gölge yapıyor biliyorsun. Sonra da Goya'yı taklit ediyormuşum ben Goya. Hadi Picasso olsa neyse. Bunu herkes bilir. Aha. Vallahi hiç olmasa Canu'nun erkek olduğunu öğrendik. Ama bunu anasına söylesek mi iyi olur, söylemesek mi bilmiyorum. Tabii seni örnek gösteremeyiz. Zira Betreslik müessesesi aşiret işlerinde ekseriyetle cinayetle sonuçlanıyor. Ne yapacağım ben? Burada kalacağım. Sabret Afetciğim, sabret. Bu daha ilk bölümdür. Paniğe gerek yoktur. Vay zalim, zalim, zalim. Pirim benim mekanımlı. Kala dibi mekanım. Vay zalim, zalim, zalim. Pirim benim mekanımlı. Kala dibi mekanım. Valla Fırat bunu çok sever ha. Elin koluna karıştırma, bol bol koy kurban. Haydi kızım. Okay, I'm trying. Fırat Bey galiba. Nedir? Merhaba canım, Rus musunuz? Sıra gelmişiz. Ulan anamı verin bana. Anne bırak bir kardeşimi göreyim bari ya. Valla buradan ölüm çıkar ona göre. Git gel de tübebek yaptır patla inşallah. Ya bak ittirin ulan. Arrık. Senin ne kuvvet varmış ya. İttirin oğlum ittirin. Ulan Rukiye. Ulan bırak o tırışıkları bırak. Ne yapıyor? Gel buraya bir diş al diş al. Geldim geldim. Kuşlarım kalma. Acımsın acımsın. Gel. Fırat. Fırat yetiş İstanbul işgal altında. Ece ne oluyor lan? Ulan ne oluyor? Ağabey köpek bırak. Ulan koş ulan koş. Yapmıyor. Oğlum ona demiyorum sana koş diyorum. Biraz çok. Biraz çok. Alo Fırat Bey. Herkes burada. Oğlum your family. Okey hemen geliyorum. Bekleyin. Bana Fırat'a dolu. Açsınlar. Ay gayret sakinsin. Hayır hayır hayır. Kız sen ne yapıyorsun? Bana Fırat'a söyler seni işten attırırım ha. Bak kimsin o gayret. Haydi yeter. Lav lav kurbanı. Kurbanı. Kesin burada yok. Ulan Rukiye bak bu ısırma hep senden öğreniyor lan ama. Uy! Bitti. Bitti. Açma kapıyı açma oğlum. Kazandık. Kazandık. Alo Kadim Bey. Akşam için bir mazeretimiz var. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim ama... Ne ama? Gelmiyorum demeyin, rica ederim. Kızımın şerefine bu yemek. Onca yıldan sonra memlekete döndü. Hemen dostlar edinsin istiyorum. Kırmayınız beni Fırat. Ama ailem gelmiş Mardin'den. Galiba gördüm birini. Çok otantik ve fena halde merak ediyorum. Hepsini toplayıp geliyorsun. İtiraz istemiyorum. Çok zengin bir menüm var bak. Buckingham Sarayı'nda ne varsa bende de o var. Kaçırma. Kadim Bey. Komşunu kırma Fırat. Peki peki tamam. Akşam görüşürüz. Yalnız... Ece'nin durumuyla ilgili çok önemli bir ricam olacak sizden. What? Nedir? Ben sizi yoldan arayacağım Kadim Bey. Şu an klinikten çıkıyorum da. Tamam canım. Don't worry. Ciao. Sürette çıktım ben. Oysa ki daha çıkmadınız. Ne? Çıkmadan çıktım dediniz. Çıkma eylemini şu an gerçekleştiriyorsunuz. Yani çıkmadınız, çıkıyorsunuz. Çıka duruyorsunuz, çıka yazıyorsunuz. Her ikisi de kullanılabilir. Deli. İyi akşamlar müsvette. Yarının akşama bugünden iyilikler dilemek de ilginç tabii. Oysa ki yarın iş yerinde tekrardan görüşeceğiz. Görüşmediğimiz sadece bir akşam var ve siz çoğu ilk kullanıyorsunuz. Siz değil, herkes bunu yapıyor. İyi akşam, yeterli bence. Kutuplarda yaşasak, hadi neyse. Orada 6 ay gündüz, 6 ay gece. Bir kere iyi akşamlar dediniz mi, bir daha 6 ay boyunca demenize gerek yok. Ya da 6 aylık gündüz döneminde birine akşam seni ararım dediğinde... Oho, bekle dur. Müsvette! Bay bay. Sana ayrılan sürenin sonuna geldim. O zaman yarın görüşünceye dek esen kalın. Teşekkür ederim. Ya üzüm su şahane ya. Yani minimum 40 yılı var ya. Orta Doğu, Uzak Doğu, Güney Doğu işim sayesinde bütün Doğu ülkelerini hatmedip geldim valla. Bakan Bey çok tatlı bir adam. Bütün tercüme uyarılarımı dikkate aldı. Kuzum benim, ne kadar çok özlemişim seni. Komşularımız da geliyor yemeğe, maaile. Ah şahane. Çok seveceksinler.
Bizden biraz daha alt level insanlar ama önemli değil, çok tatlılar. Halk göreceksin. Halk günü yapıyoruz. Çok heyecanlı. Babito. Ay Benjamin, batın olmuşsun sen ya. Yaşadıkça daha da hoşlaşıyorsun. Ah, o senin güzel gönlünün gözleri canım benim. Hadi bakalım. Tekrar hoş geldin. Teşekkürler. Cheers. Pardon, lütfen kimse oturmuyor. Sürprizlerimle geliyorum şu an. Bilmem. Çılgın kız. Hazır mısınız? Kraliçem, bu senin için. Aa, deli prenses. Ne gereği vardı tatlım benim? Aşk olsun anneciğim ya. Aylar oldu görüşmeyeli. Babacığım, bu da senin. Acaba ne bu? Acaba ne bu? Ah, Japon geleneksel kıyafeti, kimono. Yeni aldığım papyon buna çok yakışacak ha. En sevdiğim çanta. Çok teşekkür ederiz Lalcığım. Allah, bu tam bana göre galiba değil mi? Ha? Yani. Hani zengin durdu diyebiliriz. Bak Halep'cim. Ben gençliğimde garson boya kadar geldim. Sonra orada zirvede bıraktım. Çünkü ben garson boyken bütün garsonlar aynı boy zannediyordum. Özeniyordum. Sonra bir baktım boy boymuş. Kadıncığım, kıyamam ben sana. Good boy, good boy. Babacığım, bu da senin için. Kill Bill'deki Hattori Hanzo'nun kılıcının birebiri. Ya, şaka yapıyorsun ya. Yani. Resmen Hattori Hanzo bu ya. Ya babacığım ya. Ya sen efsanesin yani ya. Canım. İşte bu da senin hediyen. Gel bak, 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 bak. Bu Galatasaray Lisesi zamanın. Bu Sorbonne mezuniyetinden. Bu New York Üniversitesi stajından. Bu da Japonya Büyükelçiliği. Ay delisiniz ya. Hayatımda böyle bir şey görmedim ben. Ağlayacağım vallahi. Misafirler geldiler. Aa. Misafirler geldiler. Hadi, hadi, hadi kalkın. Hadi ben, gel. Hadi, biz de misafirleri karşılayalım. Hadi Lalcığım. Hadi, sen de hadi, hadi, hadi. Gelsene Haluk. Geldim, geldim babacığım. Welcome. İyi akşamlar. Merhaba. Allah'ım, ay. Merhaba gözüm. Valla dünya çok küçüktür ya. Nereden, nereye? Yani senin anlayacağınız... Where are you from? Where are you go? Tevhidat Merdo. Mütercih tercümandır kendisi.